İyi günler. Özel Medika Bil Hastanesi olarak pandemi sürecinde kamuyu, toplumumuzu aydınlatmak amacıyla pandemi süreci içerisinde her programda bir branşı konuşuyoruz. Bugün ise branşımız genel cerrahi. Daha sonraki programımızda da aynı şekilde bir genel cerrahi uzmanımızı buraya davet edeceğiz. Bugünkü konumuz genel cerrahinin önemli konularından biri olan obezite cerrahisi. Hastanemizde bu konuda oldukça deneyimli ve güçlü Profesör Doktor Halil Özgüç hocamızdan bu konuda bilgiler alacağız. Ben kendisini birazdan davet edeceğim buraya ve ya da sonrasında planladığınız herhangi bir girişim söz konusuysa aklınıza gelen her türlü soruları aşağıya yazarsanız ben de kendisine burada ileteceğim. Evet, kendileri geldiler. Özel Medika Bil Hastanesi'nden Profesör Doktor Halil Özgüç, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz gelmeden önce ben bugünkü konumuzu ve içeriğinden bahsettim. Malum sizin büyük deneyimlerinizle bugüne kadar getirdiğiniz obezite cerrahisi ağırlıklı olacak konumuz. Ama öncesine girmeden, öncesinde şöyle bir obezite nedir, nasıl tanımlarız? Ve obezite cerrahisi hakkında bize bir bilgi verirseniz böyle bir girişle başlayalım bu canlı yayında. Evet hocam. Öncelikle bizi izleyen herkese merhaba. Umarım bu canlı yayın faydalı olur tüm dinleyenlere. Şimdi İnşallah. Obezite biliyoruz ki çağımızda çok ciddi bir halk sağlığı sorunu halinde. Öncelikle şunu söylemek lazım. Obeziteyi hani bir şekil bozukluğu gibi bir algılama eğilimi var ama obezite bir aslında ciddi bir hastalık. Sadece kendisiyle ilgili değil, yarattığı ciddi yandaş sorunlar nedeniyle de insanların hem yaşam kalitesinden hem yaşam sürelerinden çalan bir hastalık olarak aslında korkuyoruz. Bugün ülkemiz açısından baktığımız zaman obezite çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. 30 yaş üstü kadınlarda obezite oranı neredeyse %35-40'larda. Erkeklerde bu %15'lere, 20'lere kadar çıkmış durumda. Bu rakamlarla biz Avrupa'da ikinci sıradayız. Dünyada da 5. sıralardayız. Yani bu hakikaten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu halinde devam ediyor. Aslında tabii obezitenin temel tedavisine baktığımız zaman önlem, yani aslında gerek sağlık politikaları, gerek yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme tarzı değişiklikleriyle oluşumunu engellemek en önemli tedavi şekli. Ama maalesef bu tür şeyler çok başarılı olamıyor. O nedenle de hastalar obezite ve obezitenin problemleriyle karşımıza geliyorlar. Tabii her hastada hani biz cerrah olduğumuz için söylüyorum, cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Obezitenin kendine göre aşamaları var ve o her aşamaya göre de uygun ve de her hastaya göre de farklı tedavi yöntemleri önerilebiliyor. Şimdi obeziteyi basitçe ölçecek olursak biz vücut kitle indeksini parametre, temel değer olarak alıyoruz. Bir sürü faktör var ama onu da nasıl hesaplıyoruz? Boyun, yani boyun karesi, yani boyunu boyla çarpıyoruz, onu kiloya bölüyoruz. Yani kilosu boyun karesine bölünmüş oluyor. Elde edilen değerlere göre. Bunu herkes rahatlıkla hesaplayabilir değil mi Halil Çok Hocam? Rahat. Yani bir kitle olarak herkes tabii, hesaplayabilir. Tabii. Kilo bölü boy çarpı boy. Bu kadar basit, yani boyun karesinden elde ettiği rakamı kilosuna bölecek. Burada tabii değişik değerler elde ediliyor. Biz 20-25 arası vücut kitle indeksi değerini normal kilolu kabul ediyoruz. 25-30 arasını kilolu, fazla kilolu, overweight dediğimiz tabi. 30'dan sonra da obez tanımlaması başlıyor. Ama 30'dan sonra da biz derecelendiriyoruz. 30-35 arasını evre 1, 35-40 arasını evre 2, 40 üzerini de evre 3, yani morbid obez olarak tanımlıyoruz. Şimdi biz hangi hastalara bu tür cerrahi tedavileri öneriyoruz? Elimizde belli net indikasyonlar var. Bunlardan bir tanesi vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olacak hastanın. Bir diğeri vücut kitle indeksi 35-40 arası olup da obeziteye bağlı yandaş sorunları olacak. Yani tipik diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, diz problemi vesaire vesaire gibi. Yine son yıllarda ortaya çıkan bir indikasyon var. Vücut kitle indeksi 30-35 arasında olup da diyabeti olan, tipik diyabeti olan ve tipik diyabeti ilaçlarla, yani medikal tedaviyle, tıbbi tedaviyle kontrol edilemeyen hasta gruplarında da tavsiye niteliğinde bir endikasyonumuz var.
Yani bunu da bir alternatif tedavi olarak önlerine koyuyoruz hastaların. Ameliyat tabii bundan önce bize gelen tabii tüm hastalar diğer alternatif yöntemlerin çoğunu denemiş oluyorlar. Yani egzersizli, diyetli bu tür kişilerin hayatlarında her zaman var. Başarılı olanı var, olamayanı var ama bu grup hastalar genellikle diyet ve egzersizle yaşam tarzı değişikliğinde çok maalesef başarılı olamıyorlar. Olsalar da bungee jumping etkisi dediğimiz bir etkiyle bize tekrar yani kiloyu veriyor. 6 ay 1 yıl içinde tekrar geri alıyor. Onun için bu tür hastalarda ameliyat önemli bir alternatif, yani önemli bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu içinde bulunduğumuz pandemide tabii çoğu insanlar evde kaldı doğal olarak kendilerini korumak amacıyla. Acaba bu aktivite azlığına, işte hareketsizliğe yol açarak bir obezite sebebi oldu mu bu süreç içerisinde? Hastalarınızda öyle bir durum gözlediniz mi Ali Hocam? Tabii şimdi bizim bunu birebir gözlememiz yani için süreç çok fazla değil yani. Pandemi süresi oldu. Ama genel görülen şu ki 3 aylık süreçte gidildiği karantina döneminde kişilerdeki hareketsizlik oranının düşüşü, aktivasyonun azalması. Ha, bunun yanı sıra sürekli olarak evde kalmanın veya işe gidemeyen kısıtlanan hasta gruplarında da yani tabii yemek veya yemekle ilişkili aktivasyonlar ciddi bir sosyal aktivasyon veya bir tatmin aracı olabiliyor. Kişiler evde oturdukları zaman birbirlerini potansiyelize edebiliyorlar. Bu tür artışların olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Yani etle bir net rakam yok ama gözlemimiz bu yönde. Herkes için geçerli. Sadece obez hastalar için değil. Kişilerin genel olarak baktığımız zaman bu süreçte 3-4 kilo 5 kilo alımların olduğunu düşünüyorum. Genel görünüm bu yönde. Obez hastalar için bu daha da zor bir dönem oldu. Yani ameliyat indikasyonu olan veya morbid obez gruplar için zaten yeterli hareket aktivasyonu olmayan bu grup hastalar maalesef daha da sıkıntılı bir döneme girdiler diye düşünüyorum. Evet. Biliyorum ki zaten kendim de şahidim. Obezite cerrahisi indikasyonu konusunda çok hassassınız. Yani zaten vücut kitle indeksi değeriyle de kime yapılacağını tayin ediyorsunuz. Bu konuda da izleyicilerimize aydınlattınız ama pandemide süreci içerisindeyiz Halil Hocam. Yine de yapılır mı? Ertelenebilir mi? Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Şimdi obezite cerrahisi konusunda baktığımız zaman şöyle bir şey var. Yani diğer aslında elektif cerrahi prosedürlerden yaklaşım olarak çok fazla ayrılmıyor. Şöyle ki pandemi döneminde özellikle şimdi tabii normalizasyon dönemine doğru bir geçiş sürecimiz var. O süreç için ayrı konuşmak lazım. Geçmişteki bu ciddi kısıtlama dönemi için ayrı konuşmak lazım. O pandemi sürecinde yani kısıtlamaların yoğun olduğu süreçte obezite cerrahisi elektif bir cerrahi gibi kabul edildiği için uygulanmıyor. Yani uygulanmaması gerekiyor. O dönemde zaten sadece emergency yani acil cerrahi girişimler yapılıyordu. Obezite cerrahisi için de hastaları ama 3 gruba ayırabiliyoruz. Yani şimdi normalleşmeye doğru geçtiğimiz için bu hastaları belirli bir protokol ve sıralama düzeyinde almamız lazım. Hani urgent, acele, yarı acele ve bekleyebilir grup. Şimdi burada acele grup dediğimiz zaman 30 gün içerisinde ciddi bir sorun yaşayabilecek. Yani tedavi edilmezse, ameliyat edilmezse hasta grupları var. Yarı acil grup ise 90 gün elektif yani bekleyebilir grup ise bir sene. Şimdi bizim ilk gruptaki yani obezite cerrahisi için söylediğim hastalar şiddetli diyabeti olan hasta. Bir de gruplar var. Yani bu hastalar hakikaten 30 gün içinde bazı problemleri var. Ameliyat edemiyoruz. Yani ameliyat etmemiz lazım. Bunları edebiliriz. Bunları yani liste olarak öne alabiliriz. Onun dışında ameliyat olmuş hastaların bazen sıkıntıları oluyor. Yani bazı problemleri oluyor. Onları da bu 30 günlük duruma alabiliriz. Diğer hasta grupları yani biraz daha mesela vücut kitle indeksi çok yüksek hareket edemiyor, diyabeti kontrol edilemiyor, yandaş durumları kontrol edilemiyor. Bu hastaları da 90 günlük duruma alıyoruz ve diğer hastaları da daha uzun süreye alıyoruz. Şimdi obezite ve obezite cerrahisi şöyle bir yanılgı olmaması lazım. Yani bunun hep başlarına söylüyor, bu bir hastalık. Yani biz bu hastaları
tedavi etmezsek her gün her sorun genel sistemlerinden, yani kalp damar sisteminden, diyabetten, böbreğinden biraz biraz sinsi sinsi çalıyor. Onun için bu hastaları da hani etmeyelim, ne olacak gibi bir şeyimiz yok. Yarı acil veyahut daha elektif pozisyonlarda şu an bu ameliyatları edebiliyoruz. Yani normalizasyon sürecine yavaş yavaş geçtiğimiz için bunu söylüyorum. Evet. Ama tekrar pandemi ve kısıtlama dönemine geçersek daha farklı bir stratejiler izlemek gerekecek. Evet. Bu arada izleyicilerden de sorular var. Şeker hastalığını kontrol altına alır mı diyor bu cerrahi? Evet. Diyabet hastaları için. Evet. Şimdi tabii şeker hastaları için iki tane şeker hastalığı grubu var. Biliyoruz ki tip 1 ve tip 2. Tip 1 için konuşmuyoruz. Tip 1 için bu tür tedavi yaklaşımları yok. Bizim ilgilendiğimiz hasta grubu tip 2 hasta grubu. Onların da belli bir grubunda. Şimdi şöyle, bugün obezite cerrahisi dendiği zaman sadece obezite cerrahisi demiyoruz. Obezite ve metabolik cerrahi diyoruz. Çünkü yaptığımız bu ameliyatların tip 2 diyabet üzerine ciddi olumlu etkileri görüldü. Yani özellikle bazı ameliyat tiplerinin, saptırıcı cerrahi dediğimiz bypass gibi cerrahilerin gerçekten kilo vermeden bağımsız olarak bir takım mide bağırsak sisteminden insülinin etkinliğini arttıran hormonların salgılanmasını arttırarak olumlu etkileri olduğu görüldü. Hatta çok uzun süren olumlu etkiler bunlar. Yani tıbbi tedaviyle elde edilemeyecek başarılar elde edildi. Onun için de metabolik cerrahi kavramı eklendi zaten buraya. Ama burada her tip 2 diyabetli hastadan olumlu sonuç alacağız diye bir şey yok. Yani böyle bir yanlış anlama olmasın. Yani hani şeker ameliyatı vesaire deniyor, bir yanlış anlamaya sebep olabiliyoruz. Burada hastayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani hem dahiliye, endokrin vesaire şöyle olması lazım. Hastanın pankreasında hala insülin salgılanabiliyor olması lazım. Yani o rezervi bizim ölçmemiz lazım. Çok uzun süre geçmiş. Yani yılların diyabeti olan hasta gruplarında insülin kullanıyor, çok ilaç kullanıyor. Hasta gruplarında yani başarı oranı biraz daha düşüyor. Böyle bir şeye karar vereceksek biraz daha erken dönemde bu tür cerrahi girişimleri yapmamız lazım. Dediğim gibi iyi hazırlayıp iyi hasta seçmemiz gerekiyor. Obez olmayan, az önce bahsettiğim vücut kitle indeksi 30-35 arası olup da insülinle, ilaçla kontrol edilemeyen tip 2 diyabet hastaları burada çok önemli. Onun için dediğim gibi biz hani pankreas rezervine, hastanın durumuna vesairesine hepsine ameliyat öncesi bakıyoruz. Ona göre bir soru daha var Halil Hocam. Evet. Yaş ve yine diyabet gibi ek hastalıkların bir riski yaratır mı diye obezite cerrahisinde? Evet. Yani yaştan kasıt ne tabii bilmiyorum. Biz yani şöyle genel benim ilgi alanım açısından 18 ve 65 yaş arası. Bu eskiden daha düşüktü. 55 idi ama 65'e kadar çekildi. 18 yaş altı özel hasta grubu bunlar. Bunlarda da yapılıyor cerrahi ama çok daha iyi irdelememiz lazım. Yani çocuk psikiyatrisinden tutun da çok daha iyi irdelememiz lazım. 18-65 yaş arasında bir şey yok. Yani normal ameliyat gibi hazırlıyoruz. 65 yaş üstünde özel yine hastayı, yani hastaları birebir değerlendirmemiz lazım. Öyle hastalar var ki 75 yaşında genel durumu iyi. Örneğin diz protezi cerrahisi geçirecek. Çok obez. Diz protezi cerrahisinden sonra bir takım aktivasyonlar vesaireler açısından böyle bir sorunları olabiliyor. Onun için öncesinden obezite cerrahisi, arkasından diz protezi cerrahisi gibi. Ya da özellikle bazen organ nakilleri öncesinde, böbrek nakli öncesinde obez hasta kilo veremiyorlarsa, evet, yaşın yetmiş de olsa bu tür cerrahiler düşünülüyor. Yani 65 yaş üstünde her hastayı tek tek değerlendirmek lazım. Aslında burada fizyolojik yaş daha önem arz ediyor. Ama tabii ki yani her obez hasta aynı değil. Yani her obez hastanın şahsi yani bu ameliyat veya bu tür problemlere karşı riski aynı değil. Yani her hastaya ayrı bakmamız lazım. Şöyle bir algı oluyor hocam, onun için de bunu söylemem lazım. Şimdi bu ameliyat riskli mi vesaire. Şimdi obez hastalar, artı yandaş problemi olan hastalar zaten kendi üzerlerinde bir risk taşıyorlar. Yani bu hastaların bu problemler de oluyor. Hayati riskleri zaten ameliyat aslında bu riskleri çok daha azaltıyor. Kendi riskini bile koysun. Bu tabii çok algılaması zor oluyor hastalar açısından. Bunu da belirtmek lazım. Evet.
Peki bu pandemi sürecinde içindeyiz biliyorsunuz. Riskli bir dönem. Ameliyat endikasyonu koydunuz. Acaba ameliyat hane olarak siz kendinizi bu pandemi süreci içerisinde güvenli görüyor musunuz? Hastalar da güvenli görsünler mi, görmesinler mi? Yani hasta ve kendiniz açısından siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi hocam burada hem bizim çalıştığımız hastanemiz, Medikabil Hastanesi açısından hem de kendi yani cerrahi ekip açısından bize sunulan kılavuzlar var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın, ulusal derneklerin, cerrahi derneklerinin, uluslararası obezite vesaire yani bu cerrahi derneklerinin yayınladığı kılavuzlar var. Rutin olarak biz bunu takip ediyoruz. Yani siz de biliyorsunuz hastanemizde bu tür konularda çok ciddi hassasiyet var. Şimdi obezite cerrahisi indikasyonu koyduysak bir kere yani bunun öncesinde mutlaka COVID ile ilgili testlerini mutlaka yapıyoruz. Yani öncelikle tabii bir anamnez mutlaka alıyoruz. Yani bununla ilgili bir risk faktörü var mı? Yani yakında bulaştı vesaire şikayeti var mı? Olsun ya da olmasın ama mutlaka bir sürüntü yani PCR testini mutlaka yaptırıyoruz. Ameliyat indikasyonunu öyle koyduk. Yani indikasyon değil, bu mutlaka yapılıyor. Bunun dışında zaten üniversal önlem olarak biz böyle negatif de olsa biliyorsunuz ki her hastayı COVID olabilirmiş gibi ameliyat ediyoruz. Yani kendimizi koruma açısından. Ekipmanlarımız açısından bir sıkıntı yok. Yani bizim açımızdan kendimizi koruma açısından gerek endoskopik işlemlerde gerekse diğer işlemlerde. Şimdi obezite cerrahisiyle ilgili bu yani şahsi koruma açısından şöyle bir şey var. Bu ameliyatlar kapalı yapılıyor. Şimdi kapalı yapıldığı zaman aslında açık cerrahiye göre hani teoride bir miktar daha çalışan ameliyat ekibi açısından bir risk olabilir. Çünkü biz gazla çalışıyoruz. Ve bu gazın bizim kullandığımız aletlerin kenarından yayılma vesaire gibi bir takım riskleri olduğu belirtiliyor. Bu biraz çok net bir sonuç değil ama o nedenle burada çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ekipmanları tam kullanmak gerekirse bu gaz boşaltılması, gaz verilmesi esnasında daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama bir olumlu avantajı var bunun. Özellikle siz de biliyorsunuz hızlandırılmış iyileştirme protokolleri çok daha uzun bir cerrahi gibi hastaları çok hızlı hastaneden taburcu etme imkanı veriyor bize. Evet. Çok daha ayaklandırma imkanı. O yönden de ciddi bir avantajı var. Evet, hızlı iyileşme, erken taburculukta bizim zaten Özel Medikabil Hastanesi olarak önemli stratejik hedeflerimizden biri. Peki ameliyathaneden sonra hastayı kliniğe veya bazı hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Takip gereği. Acaba bu iki alanda güven nasıl? Evet, pandemi sürecinde olduğu için. Bizim hastanemiz açısından ben söyleyeyim. Biliyorsunuz hastanemizdeki yoğun bakım olanakları açısından hakikaten mimari açıdan da ciddi avantajlarımız var. Yani bu tür hastaların bulunduğu alanlar gerçekten mimari açıdan oldukça ayrılmış durumda. Şimdi bu tür hasta gruplarının çok çok büyük bir çoğunluğunu biz yoğun bakıma almıyoruz. Yani bir gecelik de olsa. Ancak çok ciddi özellikle çok çok kilolu hastalar varsa, çok ciddi yandaş sorunları varsa veyahut uyku apnesiyle ilgili problemleri varsa anestezi ekibi bazen bir gece yoğun bakımda takip etmek isteyebiliyor. Ama bu ne kadardır derseniz 100 hastada 2 tane 3 tane olmaz bizde. Ama o hastaların da tutulduğu yoğun bakım yeri ayrı bir alan. Tamamen ayrı yani tamamen bağımsız. Ve orada hiçbir şekilde bu tür hastalar, bu risk taşıyan hastalar bulunmuyor, alınmıyor. Ama biz genellikle hastayı kliniğe alıyoruz. Yani bu tür hastaların şeyini alıyoruz. Ameliyattan sonra zaten bir takım Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlamalar var biliyorsunuz. Tek refakatçi, ziyaretçi kısıtlaması var. Onun dışında şöyle bir aktivasyonumuz var. Biz genellikle hemen büyük çoğunlukla hastaları akşam 6 ya da 8. saat gibi ameliyattan sonra yürütüyoruz yani ayaklandırıyoruz. Bu çok önemli. Çok çok özel bir sayı yoksa tabii. Ertesi günde yani 24 saat civarında da ağızdan gıdaya başlıyoruz ve 36-48 saat içerisinde taburcu ediyoruz. Tabii %95 hastamız böyle. Çok farklı hasta grupları olabiliyor. Burada bu tabii siz de az önce bahsettiniz hızlandırılmış iyileştirme protokollerinin hemen tamamını kullanma eğilimindeyiz. Bu konuda hani hem bizim ekip olarak hem de
kart hemşireleri açısından. İşte bu ekibe geleceğim. Bu protokolleri uygularken siz tek başınıza değilsiniz. Biraz da bu uygulamanızdaki bu multidisipliner, yani evet, birçok sağlıkçının ve sağlık profesyonelleriyle bu işi icra ettiğinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Artık tabii günümüzde yani cerrahi, anestezi teknikleri sayesinde hızlı iyileşme ve erken taburculuk, evet, protokolleri çok revaçta. Biz de bunu uyguluyoruz. Biraz bu ekibinizden bahseder misiniz? Evet, şimdi tabii genel olarak şöyle söylemek lazım. Biz hani cerrah olarak bu işin ameliyatını yapıyoruz ama hani sanki tek başımıza bu işle mücadele ediyormuşuz gibi bir algı olması. Yani her şey cerrah değil. Yani bu gerçekten iyi bir ekiple uyutur işleri yapmazsanız başarıya ulaşma şansınız yok. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Zaten ameliyat öncesi bu hastaların değerlendirilmesi ayrı bir şey. Yani dahiliye, kardiyoloji, anestezi vesaire hepsini değerlendiriyor. Ayrıca özellikle hızlandırılmış eğitim, hızlandırılmış protokoller açısından prehabilitasyon dediğimiz ameliyat öncesi hazırlık gibi. Yani bir sporcunun bir maça hazırlanışı gibi hazırlanma protokolleri var. Bunları nasıl yapıyoruz? İki tane, yani her hastada belki değil ama özellikle yandaş sorunları ve çok kilolu hastalarda özellikle diyetisyen ve fizyoterapist arkadaşlarla bu işi yürütüyoruz. Bizim kurduğumuz ve kurma, yani temellerini iyice oturtmaya çalıştığımız ekipte hem fizyoterapist arkadaş var, hem de diyetisyen arkadaşlar ve aynı zamanda da psikolog arkadaşımız var. Bunlarla hastayı bu işe hazırlıyoruz yani. Ayrıyeten bir de koordinatör, yani eğer çok gerekliyse hemşire arkadaşımız var. O da bu ameliyatlar hakkında bilgi veriyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek diye. Tabii sonrasında anestezi ekibinin bu konuda şeyi var, yani uygulamaları var. Sonrasında da klinikteki hemşire arkadaşlarımızın bu konuda tarzı davranışları var. Yine erken dönemde fizyoterapist arkadaşlarımız da bu işe aktif katılıyorlar. Bir de tabii ağrı protokolleri çok önemli. Yani bu hastalar tabii kapalı yapılıyor ama kapalı da yapılsa az da olsa bir ağrı sıkıntısı olabiliyor hastaların. Onun için de ekiple, yani multimodal anestezi dediğimiz, hem biz veriyoruz hem de gerekirse anestezist arkadaşlardan yardım istiyoruz. Hemşire arkadaşlar da bu konuda neler yapacaklarını aslında gayet iyi biliyorlar. Biz de bunu order ediyoruz. Arkasından da tabii daha uzun dönemdeki bu tür takiplerimiz var. Onlar gerekirse onlardan da bahsedebiliriz. Evet, birbirinden değerli sağlık profesyonellerinin, evet, emeği çok fazla hastalarımız için. Hepsine ayrı ayrı ellerine sağlık. Evet. Peki bir izleyicimizin sorusu var. Belki ameliyat sonrası dönemle ilgili, hani diyet seni ilgilendiriyor mu? Ben her şeyi tüketebilir miyim diyor. Yani bir diyet programına girecek miyim ameliyattan sonra? Evet. Bir sorusu yani ameliyatların, var. Ameliyatların, şimdi tabii yani eğer burada bu çok önemli bir soru. Şöyle bir algı oluyor. Yani ben ameliyat oldum, her şey iyi. Böyle bir şey değil. Zaten her şeyi yiyebiliyor olsanız evet, yani olmazmış yani. Ameliyatların yaptığı şey şu, kişinin yani yeme alışkanlığına bağlı olarak bir yemesini kısıtlıyor. Yani çiğ yemiyor yani. Evet. Yerse fazla geliyor. Bir de emilimle ilgili bozukluklar yapan ameliyat tipleri var. Bir de bazen de iştahı bastırıyor ameliyat tipleri var. Bunlar değişik değişik. Hastayla ameliyat öncesinde biz bunları konuşuyoruz. Şimdi ben kısaca ameliyat sonrası diyet programıyla ilgili bahsediyorum. Aslında uzun dönemde bu hastalarımız her şeyi sindirebilirler. Her şeyi yiyebilirler değil ama sindirebilirler. Yani sindirim sistemleriyle ilgili yapılan değişiklikler bir takım şeylere engel değil. Ama şöyle söyleyeyim, ilk bir hafta, yani aslında taburcu olduktan sonra ilk bir hafta içinde clear diyet dediğimiz bir diyet programımız var. Yani sulu gıda, temiz, berrak sulu gıda. Bunu diyetisyen arkadaşlarla birlikte organize ediyoruz. Sonra birinci aydan üçüncü, yani birinci haftadan birinci aya kadar, yani üç haftalık bir süreçte bu diyet biraz daha yükseltiliyor. Daha yumuşak, püre kıvamındaki gıdalara geçiliyor. Ondan sonra da yine bir diyet programı veriliyor. Diyet programındaki verilişteki maksat, hani ille de seni bir diyette alıyoruz, zaten diyet yapacaksam zayıflardım modu değil. Bu ameliyatın doğasına uygun bir beslenme rejimi geliştirmek. Ameliyat buna engel olacaktır. Yani siz zaten isteseniz de bazı şeyleri tüketemezsiniz bu ameliyatı. Evet. Yemezsiniz, yani problem olur. Ama bir tabii ameliyat, şöyle düşünmek lazım bu hastalar açısından. Hani bu tür hastalara verilmiş bir hediye, gift denir ya, bir lütuf aslında. 2-3 senelik bir süreçte
Bu kilo verme esnasında da yaşam tarzı ile ilgili, diyetle ilgili alışkanlıklarında bir değiştirme de mutlaka yapmaları lazım. Yani şimdi örneğin şöyle söyleyeyim, yani bol dondurma tüketen, bol şekerli gıda tüketen bir kişiyi bizim çok fazla manipüle etmemiz mümkün olmayabiliyor. Yani olsa da çok çok olmayabilir. Artı örneğin alkol. Yani böyle bir şey varsa bunu baştan konuşuyoruz zaten. Alkolün de çok ciddi sınırlaması lazım. İki sebepten, bir yüksek kalorisi var. İki, çok hızlı emiliyor bu ameliyatlardan sonra ciddi yani sarhoş olma vesaire gibi şikayetler oluşabiliyor. Onun için bazı gıdaları yok ya, ama gıdaların %90'ını da bu ameliyatlar yani fazla tüketmenizi zaten engelliyor. Ama bir diyet programımızın olmasının temel sebebi düzgün beslenmeyi öğrenmek. Ayrıyetten bu ameliyata ve kilo vermeye bağlı bir takım eksiklikleri, vitamini, minerali vesaire bunları takip etmek. Halil Hocam, bu pandemi vesilesiyle birçok sektörde bilişim teknolojileriyle daha çok dost olduk. Sağlık sektöründe de keza aynı şekilde. Örneğin hastanemizin, özel medikal hastanesinin online hekim görüşmeleri var. Bunun gibi bilişim teknolojileriyle kullanarak pratiğinizde bir değişiklikler oldu mu hastaları Evet. bilgilendirmek açısından? Vallahi hocam Hastaneye gelmeden hani evet. sorularını cevaplandırma ya da hizmet alma konusunda, bir de evde bakım merkezimiz var. Tabii tabii. Tepkikleri evden alıp işte hastanemizde sonuçlandırıp kendilerini bildirmek şeklinde, veya sizin kullandığınız başka teknolojiler var mı? Valla bu tür sistemleri zaten zorunlu olarak herkes öğrendi yani. Evet. Tabii ki aslında bu sistemleri biz daha önceden de kullanıyor idik. Ama bu pandemiyle birlikte daha sistematik, daha profesyonel oldu. Yani bizim özellikle takibimizde olan hasta gruplarımız var. Yani obezite cerrahisi geçirmiş takipleri var rutin. Bu tür hasta gruplarının hiçbirini hastaneye çağırmadık. Yani elimizde gerçekten teknolojik imkanlar var. İşte online randevu, Evet. online görüşme imkanımız var. WhatsApp var, sosyal medya var. Biz bütün hastalarımızı bu şekilde takip ettik. Yani hiçbirini kontrole birebir çağırmadık bu süreç içerisinde. Bir takım bakılması gereken değerler var tabii. Şimdi obezite cerrahisi geçirmiş diyabetli hasta var. Obezite cerrahisi geçirmiş vitamin mineral takibi yapılması gereken hasta var. Bizim hastanemiz açısından baktığımız zaman evde bakım servisinin varlığı gerçekten çok büyük bir hani nimet diyeceğim. Çünkü gerçekten profesyonel bazda ve tüm korunma olanaklarıyla eve giderek hem tedavi sonrası diyetti, egzersizdi takiplerini yapabiliyorlar. Hem de gerekli kan vesaire reçetelerini de uzaktan takiplerini yapabiliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı biz yaşamadık hastalarımız açısından. O konuda da yani bizim hastane organizasyonumuzun, hastanemizin donanımının çok Hastalar başarılı açısından gelmiş. avantajlı, Yani kolay çok büyük yollar. avantajları oldu. Evet. Evet. Halil Hocam, sorularımız bu kadar. Benim de yönelteceklerim bu kadar. İzleyicilerimiz için bir mesajınız varsa onu alalım son Evet. olarak. Tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yani sadece biz geçmiyoruz. Tüm dünya geçiyor. Farklı bir yaşam şekline adapte olmamız lazım. Ben tüm dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Olabildiğince bu sosyal mesafe, maske gibi sağlık bakanlıklarının, sağlık otoritelerinin söyledikleri kurallara lütfen uysunlar. Bu çok önemli. Hakikaten ciddi sorunlara sebep olabiliyor bu hastalık. Bize bulaşmaz, bana bulaşmaz demesinler. Onun dışında da şu an hafif de olsa bir normalizasyona geçiyoruz. Lütfen hareketli yaşama, sağlıklı yaşama dikkat etsinler. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler Halil Hocam. Hem değerli Ben bilgileriniz ve teşekkür ederim. değerli vaktinizi ayırdığınız için sağlıkla kalın. İyi günler. İyi günler diliyorum.